Dünyamızın rengarenk olmasına öyle alışığız ki etrafımızdaki renklerin değerini bilmez olduk. Doğada en bol bulunan renk bir anda yok olsa ne olurdu bir düşünün. Yeşil olmadan dünya neye benzerdi ve onsuz yaşamak bizim için nasıl olurdu? Yeşil en zengin renklerden biridir. Tüm diğer renklerin arasında en fazla çeşitli tonlara o sahiptir. Bunun yanı sıra ifade ettiği şeyler açısından en çok çeşitlilik gösteren de odur. Canlı sarı renkle karıştırılmış bir yeşil, taze ve ağız sulandırıcı görünür. Ama ayva sarısı ve biraz kahverengiyle karıştırırsanız sağlıksız ve rahatsız edici görünecektir. Koyu yeşil, varlık ve güvenilirlikle ilişkilendirilir. Fakat azıcık koyulaştırsanız açgözlülüğü anlatır ve militarist görünür. Dünyada en sevdiğiniz yeşil renkli şey nedir? Elma mı? Kuzey ışıkları mı? Hulk çizgi romanı mı? Bunların hepsinin birdenbire rengini kaybedip yavanlaştığını bir düşünün. Bu şeylerden eskiden olduğu gibi keyif alabilir miydiniz? Yorum bölümünde düşüncelerinizi bana anlatın. Yeşil çoğunlukla doğayla ilişkilendirilir ve bunun da iyi bir nedeni var. Hayatlarımızı bu renge borçluyuz çünkü bitkilerin çoğu yeşildir. Bu durum yeşili kelimenin tam anlamıyla dünyanın en önemli rengi yapar. Çoğu bitkide her hücrenin klorofil denilen benzersiz bir maddeyi içeren özel bölümleri vardır. Bu madde güneş ışığını enerjiye dönüştürme özelliğine sahiptir. Bu süreç sırasında bitkiler karbondioksit alır ve oksijen üretir. İşte bu akıllı mekanizma dünyamızda ortaya çıktığı anda gezegenimiz karmaşık yaşam formlarının yaşamasını sağlayabilecek hale geldi. Bu da hemen ardından insanlığın var olmasına imkan verdi. Aynı nedenle yeşil, gezegenimizin ekolojisini korumayı amaçlayan tüm hareketlerle de ilişkilendirilir. Kendilerini tanıtmada kullanacakları renk yeşilden başka bir şey olabilir miydi? Bir kurumun amblemi yeşilse, o kurumun geri dönüşümle ya da çevresel temizlikle veya nesli tükenmekte olan türlerin korunmasıyla bir ilgisi olduğunu hemen anlarsınız. Bazıları isimlerinde yeşil kelimesini de kasıtlı olarak kullanır. Mesela Greenpeace. Çünkü bu renk sürdürülebilirlik ve genel anlamda doğayla özdeşleşmiştir. Yeşil, ekoloji dışında da oldukça etkili bir pazarlama ve markalaştırma aracıdır. En çok huzur veren renklerden biri olduğundan güvenilirlik ve güvenlikle bağlantılıdır. Birçok marka bunu kendi faydasına kullanır. Özellikle de stres ve baskının kaçınılmaz olduğu büyük şehirlerde bilinçsizce yeşil ışıklara ve vitrinlere doğru çekiliriz. Yeşil yoksa çoğu marka maviyi kullanır. Ne de olsa doğal çekiciliği nedeniyle yeşilin tek alternatifi odur. Fakat yeşil olmasa o da çok yavan ve sıkıcı olurdu. Kaldı ki doların yeşil olması da bir tesadüf değil. Ünlü yeşil papelin yeşil olmasının nedeni sadece 19. yüzyılda bu pigmentin ucuz ve kolay bulunabilir olması değildir. Yeşildir çünkü aynı zamanda doların bir para birimi olarak ne kadar güvenilir olduğunu sembolize eder. Ne var ki yeşil olmasının asıl nedeni o yıllarda sadece fotoğrafını çekerek bile sahte para yapılabilmesiydi. O zamanlar fotoğraflar siyah beyazdı ve yeşil rengi kopyalamak mümkün değildi. Günümüzde ise sahtecilik çok daha karmaşık bir iş. Fakat kağıt paralardaki yeşil pigment zamanla yok olmadığı için diğerlerinden daha sağlam olduğunu kanıtladı. Yine de bence doların yeşil olmasının temel nedeni sembolik olarak temsil ettiği şey. Acaba yeşil renkle para arasındaki bu bağlantının yeşilin şansın rengi kabul edilmesinde bir etkisi var mı? Dört yapraklı yoncalar ve kendisini yakalayanı inanılmaz derecede zengin edebilen şanslı tılsımları olan yeşil giysili cücelerle ilgili tüm o masalları bilirsiniz. Bu masalların hepsi Zümrüt Ada olarak adlandırılan İrlanda'dan çıktı ama Batı kültürünün tamamında oldukça ünlü. Şimdi İrlanda cininin yeşil yerine altın rengi bir ceket giyip altın rengi bir şapka taktığını hayal edin. Şans sembolünden çok zevksiz bir disko yıldızına dönerdi. Hepimizin bilip sevdiği diğer gelenekler de benzer şekilde büyük bir kayba uğrardı. Mesela yılbaşının rengi nedir? Bunu herkes bilir. Elbette beyaz, kırmızı ve yeşildir. Burada yeşil, beyaz ve kırmızı kadar önemli değilse bile o olmadan diğer renkler öyle canlı ve neşe verici olmazdı. Kırmızı renk geleneksel olarak neşe, güçlü duygular ve özellikle de heyecanlı olduğunuzdaki kanın hızlanma hissiyle ilişkilendirilir. Oysaki yeşil, yılın herkesin en sevdiği zamanında yeni başlangıç, huzur ve kırmızıyı mükemmel şekilde dengeleyen sakinlik hislerini çağrıştırır. Yeşilin bir bütün olarak tasarım için ne kadar önemli olduğunu anlamışsınızdır. Koyu yeşil bir araba saygıdeğer ve pahalı görünür. Açık yeşil bir araba sahibinin yaratıcılığına ve gençliğine işaret eder. Aynı şey iç mekan tasarımında da geçerlidir.
Yeşil'in onca tonuyla odanıza istediğiniz amaca yönelik istediğiniz havayı verebilirsiniz. İster ev ofis olsun, ister bir çocuk odası. Fakat iş yerlerinin yer aldığı binalarda genellikle yeşil kullanmaktan kaçınılır. İşte bunun nedeni, dünyanın dört bir yanındaki çoğu acil durum işaretleri ve okları yeşildir. Bu renk olmadan o işaretler bu kadar etkili olmazdı. Bir binada yangın çıkarsa çabucak yayılır. Dahası çeşitli acil durum çıkışlarına yönlendiren işaretler sadece beyazsa yangında görünmez. Yeşilin işe yaramasının nedeni diğer çoğu renkte iyi bir zıtlık oluşturmasıdır. Yeşil güvenlikle öyle güçlü bir şekilde ilişkilendirilir ki daha ilkokula başlamadan önce yeşil trafik ışığında geçmenin güvenli olduğunu öğreniriz. Işık yeşil olmasaydı büyük ihtimalle yerini maviye bırakırdı ama yine de bir şekilde yanıltıcı olurdu. Yeşil ışık ifadesinin kendisi başlangıç veya devam etmekle eş anlamlı hale geldi. Dünyanın birçok yerindeki eczaneler kendilerini parlak yeşil haçlarla temsil eder. Anında fark edilen tabelalar olduğu için bir eczaneyi her zaman kolayca bulabilirsiniz. Bu ülkeler tıbbın evrensel işareti olan kırmızı haçı kliniklerle ya da acil servislerle karıştırılmaması için eczanelerde kullanmazlar. Böylesi bir hatanın tehlikeli olabileceğini düşünerek yeşilin eczaneler için en uygun renk olduğunu düşünürler. Hatta bazıları yeşil rengin kendisinin de iyileştirme özelliğine sahip olduğuna inanır. İlginçtir ki aynı renk bir insanın kendisini kötü hissettiğine de işaret eder. Birinin yüzü yeşilimsi bir renk aldıysa bu o insanın o gün kendini nasıl hissettiğiyle ilgili bir ipucu verebilir. Bayat bir ekmekte ya da peynirde yeşil rengi görürseniz bu da bir tehlike işaretidir. Bozuk olduğunu hemen anlarsınız ve onu çöpe atmanız gerekir. Yeşilin tıp ve kendi kendini iyileştirme ile ilgili geleneksel, tinsel uygulamalarda da kutsal bir anlamı vardır. Mesela yogayı ele alalım. Bu öğretiye göre yeşil, kalp çakrasının rengidir. Kalp çakrası, anlamlı ve ruhsal ihtiyaçlara dayanan, yukarıdaki çakralarla insan doğasında kaçınılmaz olan, daha doğal ihtiyaçları temsil eden aşağıdaki çakralar arasında temel bağlantı görevini görür. Yani yeşil dengenin de rengidir. Araştırmalar göstermiştir ki, odanızda asılı duran yeşil rengin hakim olduğu doğal bir manzaranın küçük bir resmi ya da fotoğrafı bile insanı daha istikrarlı ve uysal hale getirir. Sonuç, Muppet filmindeki Kurbağa Kermit'in söylediği şarkıyı hatırlarsınız. Hani şu yeşil olmanın zorluklarını anlatan şarkı. Bu belki Kermit için doğru ama yeşil renk hiç olmasaydı hayat daha da zor olurdu. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Burada beğeneceğinizi düşündüğüm bir sürü harika videomuz var. Tek yapmanız gereken soldaki ya da sağdaki videoya tıklamak. Hayata olumlu bakın.